Değerli yurttaşlarım, 6 Şubat depreminin üzerinden bir ay geçti ve bu bir ay içerisinde Türkiye tarihinin en büyük acılarından birisini yaşadı. Terörle mücadelede 40 yılda 40 bin insan kaybettik ama daha fazla sayıda insanımızı 2 dakika içerisinde bu depremde yitirdik. Şimdi artık enkazı kaldırma zamanı ve bu enkazın kaldırılmasını Türkiye'nin 10 ilinin yeniden inşası izleyecek. Ve bu inşaat süreci için önemli bir kaynak kullanımı yapılacak. Ancak 99 depreminden sonra biliyorsunuz depremlere yönelik, depremden sonra yeniden inşaya yönelik kaynak oluşturmak için bir vergi konuldu ve bu vergi çerçevesinde 21 yıl içerisinde 657 milyar TL toplandı. 6 Şubat depreminden sonra ise düzenlenen kampanyada 115 milyar TL bir gecede toplandı. Yani 772 milyar TL şu anda AK Parti hükümetinin kullanımında olmalı. Fakat duyuyoruz ki depremde evlerini yıkılan insanlara yapılacak binalar 20 yıl bir krediyle geri verilecek. Bu 20 yıllık kredinin ilk 2 yılı geri ödemesiz olacakmış. Ondan sonraki 18 yılı ise faizsiz 1 ay, 6 ay veya yıllık taksitlere bölünecekmiş. Şimdi bu kabul edilebilir değil. Siz Suriye'de yıllarca Türk halkının baktığı insanlara, 150 milyar dolar harcadığımız insanlara bedava evler yapacaksınız onların geri dönmesi için. Ama burada Türkiye'de vergisini veren, askerlik hizmetini yapan ve bu depremde evlerini yitiren Türk yurttaşlarına ise kredi açacaksınız. Olmaz böyle şey. Ve biz Zafer Partisi olarak asrın felaketi değil, asrın yeteneksizliği, depremden zafer ile çıkış stratejisi adlı Zafer Partisi İnternet sitesinden de paylaşacağımız bu raporla depremzedelere kaybettikleri yuvalarını hem nasıl bedava yapıp vereceğimizi hem de bu süreci nasıl yöneteceğimizi izah ettik. Türkiye tekrar ayağa kalkacak. 1923 ruhuyla hepinize sevgi ve selamlarımı iletirken deprem bölgesinde hayatlarını en ağır şartlar altında sürdürmeye devam eden sevgili kardeşlerime de buradan en derin muhabbetlerimi iletiyorum. Moraliniz biliyorum iyi değil ancak hep birlikte bunu aşacağız. Türk milleti yanınızda ve cemaat ve tarikatlardan geri alacağımız Türk devleti de yakında yanınızda olacak.